Merhaba arkadaşlar. Umarım seste sıkıntı yoktur. Şimdi size Hazreti İsa'nın doğduğu yeri göstereceğim. Oraya geldim. Kusura bakmayın çok sıcak. Sıcaktan dolayı bayağı bir terliyim. Burada değişik ülkelerden gelen Hristiyanlar var. Birçok dilde konuşan az önce rehberleri gördüm. Biraz da ben anlatayım size. Bilmiyorum. Bu tarz bir video yapan oldu mu Türkiye'de? Hazreti İsa'nın doğduğu yeri gezerek size göstereceğim. Şöyle bakın. Açıkçası ben bilmiyorum nerede ne olmuş. Burada rehberler anlatıyor. Benim öyle bir şansım yok. Şurada bakın. Eğer Hristiyan biri ise sanırım ben bunu anlatınca Türk olup da Hristiyan olan arkadaşlar da var biliyorum beni takip eden. Buradan görüyorlar. Daha doğrusu ne anlama geldiğini bilirler sanırım. Orada bakın. Şekiller. Burada insanlar fotoğraf çekiyor. Arkada bir yer. Bakın. Evet. Biraz daha yaklaşmaya çalışayım. Şöyle bir şey. Burada bir şey daha var. Burayı Hristiyanlar İsa'nın doğduğu yer olarak kutsal bir yer olarak görüyorlar arkadaşlar. Kutsal. Bakınız. Kutsal bir yer. Aşağıda da bir şeyler yazıyor ama şöyle gireyim bakalım. Başka neler var? Yalnız burası arkadaşlar tepesi kilise. Burası yerin altı. Tepesi kilise yalnız. Az önce çanlar çalıyordu. Sustu nedense. Ben geldim diye mi oldu? Ne oldu? Çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Bakın burada dua edilen yer kilise. Gördüğünüz gibi kilise. Yani Hazreti İsa'nın doğduğu yerin üzeri. Kilise. Devam edeyim şöyle. Duvarlar. Burada anlayan dilini bilen varsa okusun abicim. Videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Burada Arapçası da var. Evet, şöyle planı koymuşlar galiba. Hazreti İsa'nın doğduğu yerin bir planı. Gideyim şöyle. Bakın burada değişik ülkelerden gelen insanlar. Portekizce mi konuşuyor bilmiyorum ki İspanyolca mı? Bir sürü insan var arkadaşlar. Burası kasaba gibi bir yer sanırım. Ama hep Arap. Araplar burada yaşıyor. Yani Hristiyanlığın merkezi, doğuş yeri olan yerde Araplar yaşıyor. Eskiden onlar burada hep yönetim ellerinde bulunduruyorlarmış. Bakınız şöyle bir heykel. Onlar yönetim bulunduruyorlarmış ve eskiden buraya Araplar Hristiyanları sokmuyormuş arkadaşlar. Bu İsrail'in buralara ele geçirdikten sonra Şamon, neydi o adamın adı? İsrail başbakanı geliyor burada. Müslümanları şey yapıyor artık, biraz disipline sokuyor sanırım ve Hristiyanların ziyaretini açıyor. Değilse Hristiyanları buraya sokmuyorlarmış. Müslümanlar, hoşgörü dini sahipleri Müslümanları buraya sokmuyormuş abiciğim. Şöyle bir tip. Bir şeyler yazıyor aşağıda. Geçeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok sıcak. Ben Eylül ayında gelmeme rağmen çok sıcak. Arkamda o kilisenin başka bir versiyonu diyeyim artık. Şimdi hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Evet, şuradan devam edeyim. Dediğim gibi arkadaşlar, ilginç olan, tekrar söylüyorum, bura bir Arap yeri, yani Araplar yaşıyor bu semtte, bu şehirde diyeyim. Ama Müslümanlar buraya Hristiyanları sokmuyormuş abicim, biliyor musunuz?
İsrail buraya yönetimi ele geçirene kadar. Biz yolda gelirken bile bir sürü Arap köyünden geçtik. Orada anlattılar bize. Yani oradan geçen Hristiyanlara ya da Yahudilere bizim Müslüman arkadaşlar ateş açıyorlarmış. Ateş ediyorlarmış, kaçıyorlarmış. Sonra İsrail ordusu gelip o köyü kontrol altına alıyor. Sonra da her zamanki olduğu gibi bizimkilerin dediği işte Müslümanlar eziliyor. Müslümanlar şöyle, Müslümanlar böyle. Yahudiler kötü, Yahudiler şöyle kötü. Galiba burada bir şey yok. Adamları taciz ediyorlar. İnançlarına saygı duymuyorlar. Senin dinin sana, benim dinim bana deniyor. Ama hiç uygulamada öyle bir şey yok arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Şu an arkamda gördüğünüz bir ev, çok tarihi bir yer sanırım. Orada Center International Marriott Nazare. Hani Nasralı şey diyorlar ya, İsa. Nasralı, tamam, telaffuz edemeyebilirim. İşte burada doğduğu yer. Nasralı mı diyorlar işte, Nasralı mıdır nedir? İşte orası arkadaşlar. Bakın burası İsrail, komple tarih arkadaşlar, tarih. Bakın şöyle bir yer var aşağıda. Burası tabii şu an müze. Şöyle göstereyim. Tabii arkadaşlar elimden gelen bu, kusura bakmayın, bu kadar gösterebiliyorum. Bakın aşağıda tarih, her yerde tarih. Yani şu an sağımda konuşan bir grup var, İngiliz sanırım. İngiliz aksanıyla konuşuyor. Evet, içeriye doğru gidelim, bakalım orada ne var. Az önce dua eden Hristiyanları falan da gördüm. Turistler. Girelim, burada ne var arkadaşlar bilmiyorum. Girelim bakalım. Aa, kilise. Kilise arkadaşlar. Çok büyük bir kilise. Evet, kameranın biraz ışığa alışması lazım arkadaşlar. Biraz, evet. Bakın. Kilise arkadaşlar. Duvarları inanılmaz derecede şekilli. Onu göstereyim size şöyle. Gidebildiğim kadar. Bakın. Dışarıda da bir sürü figür var. Oraya gideceğiz biraz sonra, onu göstereceğim. Şöyle ben arkayı göstereyim arkadaşlar. Evet. Bakın. Burası Japonya'dan. Japonya yazıyor. Onların yaptığı mı bilmiyorum ki. Bırakayım. Meksika. Meksika yazmışlar. Onlar mı yaptı? Onlar için mi yapıldı? Bilmiyorum arkadaşlar. Ya da onlar bu şekilde mi? Buraya yazıyor Avustralya. Avustralya. Şöyle galiba daha güzel oluyor. Avustralya. Gidelim. Gidelim arkadaşlar. Öbür tarafa geçemiyoruz. Şöyle bir yer. Hazreti İsa'nın doğduğu yerdeki kilise abiciğim. Az önce bir kiliseydi. Burası daha büyük. Açıkçası ben hayatımda ilk defa bu kadar büyük bir kilise görüyorum arkadaşlar. Bu kadar büyük. Aşağısı yine bir şeyler var. Aşağıya da gitmek lazım. İnsanlar dua ediyor benim karşımda, onu görüyorum. Olmasa az sonra bir video daha çekeceğim. Çünkü konuşurken belki net çıkmayabilir. Zoom da çekemiyorum çünkü oraya. Şöyle. Şurada böyle bir şey var. Queen of the China. Heroi var. Evet. Şeyin. Kraliçesi. Çin'in kraliçesi yazıyor. Devam edelim. Burası tamamıyla müze arkadaşlar. Tepeyi de göstereyim bu arada. O kubbe, az önce dışarıdan gösterdiğim kubbe. Evet. Duvarda bir şekil var. Devam edelim. Brezilya. Brezilya yazıyor. Birisi yapmış bunu arkadaşlar. PSG yazıyor. Evet. Brezilya'dan
yapanlar galiba. Polonya'dan Viktor Panovsov yapmış. Ya inanç söz konusu olunca insanlar böyle neler yapıyor arkadaşlar. Evet. Bu da daha garip. Galiba Meryem'in figürü etmiş. Kim yapıyorsa. Böyle bir şey. Az sonra ben bunları tekrardan video alacağım arkadaşlar. Şu an anlatıyorum size de bu neymiş. İspanya. Bunu iki kişi yapmış. Radros Madrid. Evet, yukarıda bir şekil var. Duruyor mu? Görüyor musunuz? Orada bir şekil var. Yukarıda olduğu için arkadaşlar tam şey yapamıyorum. Evet, orada bir şekil yine. Golda kısa, ben şimdi bu kaydı bir daha alacağım. Mikrofonsuz olarak. Görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, şu an son olarak kiliseden dışarı çıktım. Bahçedeki duvardaki Meryem Ana ve İsa figürlerini göstereceğim. Yine başka ülkelerden yapan insanlar var mı? Umarım görüyorsunuzdur. Evet, hızlıca arkadaşlar, fazla zamanım yok yeterince.
Yoruldum sıcak. Georgia. İtalya. İtalya. Chris, Yunan. Orada böyle bir şey var. Devam. Santana. Papua Yeni Gine midir nedir? Vietnam. Galiba dünyadaki Hristiyanlar, Hristiyan ülkelerini koymuşlar buraya. Onların çizdikleri ya da onların hitaben yapılan figürler. Slovanya, Slovakya yani. Evet, şöyle. Ayrıca hızlı geçiyorum. Tayland. Siz gerekirse incelemek için durdurur videoyu, bakarsınız detaylarına. İspanya. Gözlerinden belli zaten. Poland, Polonya. Yine İspanya. Ne kadar çok İspanya varmış. Kolombiya. Salvador. Polonya yine. Portekiz daha doğrusu. Vatikan.